Yani 15 Temmuz ve o söylemlerine ilişkin bundan sonrası önümüze bakmamız lazım. Lazım. Bize... Peki 15 Temmuz'un bir şekilde Biden'ın parmağı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şöyle direkt olarak onu söylemenin ben şey olduğunu söyleyeyim. Birilerinin parmağı vardır ama direkt bir kişiyi suçlamak hele hele. Bu kişisel bir korkudan değil, geleneksel olarak yani bir Amerikan başkan adayını ki Amerikan başkanı seçilirse direkt onu elimizde kanıt varsa tabii ki suçlayabiliriz. Ama direkt suçlamanın ben çok doğru olmadığını uluslararası ilişkiler anlamında bütün kaleleri bütün şeyleri yıkmadan köprüleri atmadan çünkü yani sonuçta burada gene beraber ortak çalışmalar yapacağız. Dolayısıyla mesafeyi biraz korumanın direkt suçlayıcı taraf olmamanın daha uygun olduğunu düşünüyorum tamam. Kısa cevap olarak. Peki geleceğim yani şimdi. Dayaşmakta fayda var bunu soruyor. Şaban Bey sadece bu bölüm. Ya ben... 15 Temmuz ve otokrat ve muhalefetle iktidarı değiştirme anladım. Açıklamaları. Ben şimdi yani 15 Temmuz'un arkasında bu FETÖ'yü işte Pensilvanya'da besleyen, barındıran Amerikan devleti var. Yani bu hani dün Biden'dı, bugün Amerikan devleti. Amerikan devleti. Hı-hı. Yani kişiler olduğunu düşünmüyorum. Yani yani 2016 15 Temmuz 2016 darbe konjonktüründe döneminde Trump olsaydı Beyaz Saray'da yine FETÖ'ye bu destek verilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü komutanımın da söylediği, hepimizin de yıllardır bildiğimiz, gördüğümüz Amerikan devletinin politikaları başkandan başkana değişmiyor. Yani bir defa onu bir defa koyalım. Şimdi bir de Biden'ın ünlü işte bu yılın Ocak ayında söylediği işte muhalefeti destekleyerek, Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek işte Erdoğan'ı seçimde iktidardan indirmek gerekir. Hani mealindeki açıklaması. Alt yazıda var. Darbeyle değil seçimle yenilecek. Evet darbeyle değil seçimle yenilmesi lazım. İşte muhalefette destekleyerek filan. Ya bunu da ben bu zaten söylendiğinde gündeme gelmemişti. Duymamıştık. Bu seçim kampanyası sırasında herhalde Trump'ın ekibinden birileri bu Biden'ın bu sözlerini New York Times gazetesini ziyaretinde yapmıştı o. Bu lafları da etmişti. Soru üzerine New York Times editörlerinin sorusu üzerine bu lafı söylüyor. Türkiye ile ilgili sorusu üzerine. Aylar sonra 8 ay. Nisan mıydı, Mayıs mıydı? Yani Ocak'ta söylemiş bu lafı. 3-4 ay sonra Türkiye'ye, Türk basınına yansıtıldı. İşte vay Biden işte Erdoğan'ı devireceğiz dedi muhalefet destekleri. Ya şimdi dönelim bakın 2001. Amerika Irak'a müdahale için hazırlıklar yapıyor. Türkiye'den üs istiyor Irak'a saldırmak için. Bülent Ecevit, Başbakan Bülent Ecevit, Bush yönetimiydi yanılmıyorsam. Bush. Irak'a müdahalesine karşı çıkıyor, direniyor. O dönem hatırlayalım 2001. Başbakan Bülent Ecevit direniyor. O dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Daha iktidar olmadan Washington'da temaslar yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri. Değil mi? Yani işte Ecevit hükümeti sizle işbirliği yapmıyor. Biz gelirsek sizle işbirliği yaparız mealinde, anlamında. Türk kamuoyuna öyle yansıyan, anlamı da siyaseten aslında öyle olan, daha yani iktidara gelmemiş bir partinin Washington'da işte Amerikan yönetiminde en üst düzeyde kabul görerek adeta böyle hani dünya sahnesine gösterilmesi filan. Bunları hatırlayalım. Demek ki yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de hiçbir sol, sosyal demokrat iktidar Amerikan desteğiyle iktidara gelmemiştir. Ama bilakis sağcı İslamcı partiler Amerikan desteğiyle eğer Türkiye'de iktidara gelinebiliyorsa gelmiştir. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla Biden onu demiş ya da dememiş. Biden onu dese ne olur, demese ne olur? İşte Trump'ı gördük, yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat söyledi. 3000 tır silah verdi PKK'ya. Trump yönetimi dedi. Değil mi? Defalarca söyledi bunu haklı olarak Sayın Cumhurbaşkanı. Ona da geleceğiz. Trump'ın geleceğiz. Türkiye'yi mahvederiz. Bir araya, Rahip Brunson, bir araya Rahip Brunson, bakın Türkiye'nin ajan diye cezaevine tıktığı Rahip Brunson'ı Trump almak için tehditler yaptı. Aylarca Türkiye'yi tehdit etti. Mahvederim sizi, mahvederim Türk ekonomisini, batırırım sizi filan dedi. Sonra bizim güya bağımsız iktidarımız cezaevinden çıkardı, Trump'a hediye etti Brunson'ı. Türk yargısının cezaevine tıktığı, hüküm verdiği hakkındaki Brunson'ı Trump'ın tehditlerinden çekinerek, endişe ederek
çıkardı ve gönderdi Amerika'ya. Bunları yaşadık. E şimdi efendim Biden öyle demiş de, yani bir gerçekliği var mı? Türkiye'de iktidarı halk belirler. Yani Amerika'nın etkisi ne olacak, ne olmayacak? Ha, onu da en iyi işte AKP'liler biliyor 2001'deki durumdan. Şimdi ben şöyle iç siyasete çok fazla girmiyorum. Yani bir taraf olarak girmiyorum. Taraf sıkılıyorum. Fakat şöyle katılmıyorum Şaban Bey'e. Niye katılmadığımı söyleyeyim şunun için. Şimdi bakın ben askerliğe 1983 yılında girdim. Kendime işim. O zamanlar bu işte FETÖ denenle ilgili soruşturmalar yapıldı. Bazı öğrenciler işte okuldan çıkarıldı, bazıları devam ettirildi falan derken yıl 1983. Bak kendi yaşadığımı anlatıyorum. Yani kendi bulunduğum, okuduğumu değil. 70'li yıllarda işte kitaplardan okuduğumu söylemiyorum. Fakat biz 15 Temmuz 2016 yılına kadar, şimdi diyoruz o mu suçtu, işte Biden mı içerideydi, o mu yaptı falan. İşte falan partilerde olmuyor, filan partilerde oluyor. Öyle bir şey yok. Biz iki, o zamana çünkü o dediğim tarihten itibaren birçok siyasal şey geldi. Yani Sayın Rahmet Necevit de o da geldi. Ama hiç kimse, bakın bu dış operasyona, hiç kimse hayır demedi derken, yani bunun önünü kesmedi. Bakın bunu kesmek derken şunu kastıyorum. Pardon, dış operasyonu önünü kesmedi ya derken. Bu şimdi 15 Temmuz 2016 ne diyoruz? Dış mihraplar diyoruz değil mi? Aha. Tamam. Dış mihrap, yani FETÖ'nün dış mihrap, devlet içinde büyütülmesini söylüyorsunuz. Tamam, FETÖ ile ilgili konu dış mihrap sizin içinize bakın. Daha 83 yılında, yani ben 36 sene mesela üniforma giydim. O zaman yani 36 sene öncesinin, yani genel olacak bir adamın yaklaşık 30 senede oluyor. 30 sene öncesinden plan yapıyor. Hı hı. Şimdi peki neredeydi bizim devletimiz o sırada? Niye bunu engelleyemedik? Yani bu herhangi bir iktidar, herhangi bir şey değil. Bakın devlet mekanizması burada hata yaptı. Ve sadece elverişli unsur FETÖ değil, başkaları da vardı. Başkaları hala var yani, onu da söyleyeyim yani. Sadece tarikat falan ona değerlendirmeyin. Her siyasi, neyse fazla siyasete girmiyorum ya, her yerde var. Şimdi şunu söylüyorum. Bakın biz... 1983'ten 15 Temmuz'a gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Somut olarak bir şey yapmadı. Yani o yaptı, bu yaptı deyince belki şimdi arkadaşlarımız yani itiraz eder ama yapmadı. Real olarak yapmadığında sonuçtan gidiyoruz zaten. Yapmamış ama ki meclis bombalandı. Kastettiğiniz siyasi iktidarların şeyi yok mu? Tamam, ben bütün devleti. Türk-Amerikan ilişkileri özelinde tamam, bakalım. Tamam, Biden'a gireceğim. Yani şunu söyleyeyim. Biz eğer zamanında bunun önlemini alsaydık, şu anda 13 yaşında, 14 yaşında giren insanları biz kurtarsaydık bu işlerden, tabii, bu işlere kaptırmasaydık, hem o beyinleri kaybetmeyecektik, tabii, hem bu kadar ekonomik anlamda. Yani bunu söylüyorum. İyi kaleci, bakın bir cümle söyleyeyim. İyi kaleci şunu yapar. Devlet de burada iyi kaleci. A partisi, B partisi. İyi kaleci top oynarken geriden hep ta karşı sahada biz topu takip eder. Çünkü anında olay değişir. Biz yatmışız, uyumuşuz. Kimi sene, suçluyorsunuz ondan burada? Yani şöyle, kim sorumlu diyorsunuz? Bir şeye peki, geleceğim. Bir siyasi partiden çoğu insan sorumlu diyorum. Yani bu sorumlu... Yani sivilleri mi, askerleri mi? O makam. Herkes. Şimdi askerlerde size, var. Bu askerlerde 2004'te MGK'nın aldığı FETÖ kararı. Bir dakika ama ya, bu girmeyin şu konuya. Bu yani, konuya girdiğinizde Türk-Amerikan tamam, ilişkileri tamam, buna çıkalım ama bu önemli yani. Şimdi Türk-Amerikan ilişkileri ve Türk askerinin o dönemki yapısıyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Özgür Paşa haklı olarak bir durumu anlattı. Biraz dolaylı anlattı, dolambaçlı anlattı ama anlamaya çalıştık. Şöyle, şimdi her 30 Ağustos'ta Şura'da değil mi? İrtica nedeniyle ordudan atılanların listesi yapılırdı. Ya sivillerin, politikacıların, partilerin hatası var da bu FETÖ'nün yerleşmesinde, her yere sızmasında. Askerlerin hatasını niye söylemiyorsunuz? Yani her 30 Ağustos'ta ben yıllar önce de, yani 35 sene önce de Hürriyet gazetesinde muhabirlik yapıyordum o dönemde. Savunma haberlerini de takip ediyordum. Başbakanlık muhabiri, savunma muhabiri olarak haberleri yazıyorduk. 30 Ağustos'tan Şura'dan çıkan kararla 3 kişi 5 kişi atıldı. Siz orduya sızan, bakın kaç tane orduda FETÖ'cü çıktı. Hangi makamlara gelmişler. Bu tartışma bitmez ama. Yani niye onları atamadı asker? Bu kadar dış düşmanı bilen, iç düşmanı ayıklayamayan bir ordu gördük o dönemde. Evet, gelelim ana konuya. Ne ana soruyorsun? Konumuz şu. Türk-Amerikan ilişkilerinde Biden'ın bu son açıklamaları, yani seçim kampanya dönemindeki açıklamaları diyelim, tamam mı? Onu nereye bu açıklamalar, evet, bu açıklamalar geride kalmış mıdır? 15 Temmuz'la dedikleri gibi bir dahli var mıdır? Yoksa yeni bir başlangıç mı yapacaktır? Yeni bir başlangıç görünümlü olur. Bu görünüm altında o da dünyayla ilişkilerini düzeltmeye çalışacak. Trump da kalırsa, Biden da gelirse fark etmez. Şaban dediği gibi karşımızda bir Amerikan devleti var. Atatürk de öyle söylüyor. Bizden 400 yılın, 1000 yılın hesabını soruyorlar diyor. Bunlar büyük devletler, bu
duyguları ve hedeflerinden vazgeçmiyorlar. Sürdürüyorlar bunu. Kimin geldiği önemli değil. Geçen gün burada yine söyledim. Amerika'yı yöneten Amerika başkanları değil. Amerikan derin devleti ve vesayeti orada devam ediyor. Konjonktüre göre siyah birisini, Müslüman birisini Hüseyin Barack Obama'yı getiriyor sistemi. İşte başkan yardımcısını şimdi olursa Biden'ın yardımcısı Hintli olan birisini getiriyor. İş adamını getiriyor. Yani konjonktüre göre birisini getiriyor. Ama tesadüf yöneten değil. Zaten de burada ve başka yerlerde de söylendiği biçimde Trump iktidarını kuramıyor. Bir şey söylüyor, yapamıyor. Bakanıyla sürekli kavga ediyor, istifa ediyor, atılıyor, patlıyor, çatlıyor falan. Şimdi sonuçta bir ayakta kalan bir güç var Amerika'da. Yarın bugün Biden ya da Trump gelsin. 4 sene sonra başkası gelecek değil mi? O zaman bu emelleri gene değişmeyecek. Şimdi Fethullah Gülen'e Amerika'nın sahip çıkması noktasına gelelim. Diyelim ki önceki başkan döneminde, Obama döneminde Biden'da başkan yardımcısıydı değil mi? Onu soruyorsun birkaç seferdir. 8 yıldır. Biden'ın FETÖ'ye destek verdiği değil mi? Yusuf Alabar'da da böyle söyledi diyorsun. Şimdi Amerika'da şöyle birisi yaptı. Öteki gelen üzerine tüy dikti. Eğer Biden ve Obama bu işten FETÖ'nün arkasında olmaktan dolayı suçluysa, Trump da kendisi suçlu olmadığını söyleyecekse, kardeşim onlar darbeye destek verdiyse tamam. Biz hesabını onlardan, şimdi Biden geliyorsa da ondan soralım. Yani hesabını nasıl soracaksak diplomatik olarak soralım. Ama Trump'a da soralım. Kardeşim FETÖ'de 4 yıldır sen vermiyorsun FETÖ'yü. Yani sen de aynı görüşü dosya paylaşıyorsun. Dosya Adalet Bakanlığı'nda yani lan bekliyor. Zafer de başlangıçta söyledi. Biz de günlerde söylüyoruz. Biden ya da Trump bizi ilgilendirir ama etkilememesi gerekir. Biz Efendimiz'i seçen köle lafını bir daha söyleyeyim. Efendimiz'i seçen köle durumundan kendimizi kurtarmalıyız. Oraya kim gelirse gelsin. O bizi, başka ülkeyi, hatta şimdi kendisi birbirlerini, iç işlerini karıştırıyorlar. Karıştırmaya çalışacak. Biz güçlü olacağız. Şimdi şunu tartışmamız gerekiyor. İşte 2 gün sonra, 3 gün sonra belli olacak kimin geldiği. Şimdi Yunanistan'a kim yakın oluyor? Türkiye ve Yunanistan'ın sürekli çatışması. Daha ona önce geleceğim. Bu konuların hepsine geleceğim. Ama ne zaman sadece geleceksin? Bak bitiyor, hızlı hızlı gidiyoruz. Anlatırsanız tamam, geleceğim. Peki. Evet Zafer Bey, aynı soru. Acaba seçim dönemindeki Türkiye karşıtı açıklamaları geride kalıp sağduyulu bir başlangıç yapar mı? 15 ya, Temmuz'da da aynı. Sonuç itibariyle hani o güzel bir söz vardır. Taç giyen baş değil mi? Hı-hı. Uslanır diye herhalde öyle bazen bir söz var. Bazen tam tersi de oluyor. Tam tersi ya de oluyor. Ama yani sonuçta Biden dediğiniz adam da 55 yıldır Amerikan siyasetinde var olan bir adam. Geçtiğimiz hafta sanıyorum Murat Yetkin de, gazeteci Murat Yetkin de yazdı. Ta 78'de biz bu adamı Ankara'da görüyoruz. Geliyor. Evet. Demirel'le Ecevit'le görüşüp Yunanistan'ın NATO'ya girmesine itiraz etmeyin diyor mesela. Yine 88'de yine Türkiye ile alakalı Türkiye mesela o zaman Filistin'e destek veriyor. Amerikan Senatosu'nda galiba Dış İlişkiler Komitesi Başkanı o zaman. Şöyle bir açıklaması var. Türkiye'nin etrafını diyor ateş çemberine çeviririz diyor. Hı hı. 2013'te gidip Mursi ile görüşüyor. Arkasından Mursi devriliyor. Sisi geliyor gibi. Yani sonuç itibariyle geçmişi ötekine. Evet yani geçmişi böyle ama bakın son dönemde gerek Avrupa'da gerek dünyanın başka coğrafyalarında yani bir şekilde iddialı olan ülkelerde Almanya'sı, Fransa'sı her seçimde Türkiye bir koz olarak kendi seçmenlerine oraların siyasileri tarafından gösterildi. Türkiye'ye haddini bildirmek, Türkiye'ye geri adım attırmak. Ben buna kendi adıma seviniyorum bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Amerikan seçimlerinde bile en çok gündeme gelen konu Türkiye. Trump diyor ki Biden'a o diyor Erdoğan'la baş edemez diyor. Öbürü Biden Trump'ı Erdoğan'ın dediklerini yapmakla suçluyor. Demek ki biz bir şeyleri doğru yapıyoruz iddia edenlerin aksine. Biden da taç giydiği için bu saatten sonra Türkiye'yi yanına alarak bu bölgede hamle yapabileceğini, ilerleyeceğini görecek. Hande şurası enteresandır. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. Orta Doğu'daki müttefiki PKK-YPG. Ne oldu? Suriye'de istediğini yapabildi mi? Dur geleceğim. Yapamadı. Geleceğim. Bak şuraya geleceğim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir cümle Ruslar, bak Rusların stratejisine tarih boyunca sıcak denizlere inmek. Ruslar sıcak denizlere ne zaman indi? Obama-Biden ikilisinin kendilerince Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalıştıkları tarihsel süreçte inebildi. Demek ki hatalı bir politika izlediler. Türkiye'de bu bölgede kim Türkiye'yi yanına çekerse o kazanacak. Türkiye'nin kritik önemli olması da bundan. Dolayısıyla biz kendimize güvenelim. Çok önemli. Yani
Amerika işte bize şunu yapacak, bunu yapacak. Onlar eskidendi kardeşim. Amerika'nın sana yapabileceklerinde bir sınırı var. Amerika önce gitsin Venezuela'da gitmesin, yapmasın da orada bile başarılı olamadı. Hani Maduro'yla ilgili bir biliyorsun devirmeye çalıştılar falan. Dolayısıyla Türkiye öyle küçük bir ülke değil. Biz de artık Amerika'da işte Biden mi seçilir, Trump mı seçilir, bunun etkisi ne olur? Sevinç çığlıkları atan milletvekilleri var. Trump düştü düşecek, sonra ne olacak göreceğiz diye. Onlara da çok takılmamak lazım. Peki çok hızlı, kısa çok ve hızlı kısa soruyorum. Bakın, hayır şöyle. Bir cümle yani bununla ilgili tamamlayayım. Peki, çok özür diliyorum, çok özür diliyorum, çok hızlı söylüyorum. Şimdi bakın, Zafer Bey'in dediğine şöyle katılmıyorum. Bakın, düşman derken karşı taraf hasım. Ben Zafer Bey'le giderim ki tasarruf olarak şöyle yapmak böyle. Önemli olan Zafer Bey'in ne yaptı? Şimdi sizin o Biden doğru 78'e geliyor, 80'de işte bizim çocuklar şey derken Rogers planı biz NATO'yu Yunanistan'a kabul ediyoruz. Şimdi bunu hesap sor. Amerika'da bakın bunu yapamazsınız. Niye yapamazsınız biliyor musunuz? Hesap sorarlar. Hesap sormak illa hapse atmak demek değildir. Çağırırlar derler ki adama kongre önünde, senato önünde derler ki siz niye böyle bir karar verdiniz? Bu neye, ama neye göre karar verdiniz? Yönetimi verdi komutanım. Tamam işte ona da soracak. Canan Evren geldi. Tamam, o var. Şöyle, siyasiler var mı? 88'de bıraktı mı? Hapse atmaktan bahsetmiyorum. Bakın ben kimsenin Canan onuruyla. Canan Evren'i de bu iktidar yargıladı. Ama işte çağıracaksınız. O yani sembolik değil. Çağıracaksınız diyeceksiniz kardeşim. Siz niye böyle bir şey yaptınız? Siz kimi kendi milletin devlet. Kim Rajas planı gereği Yunanistan'ı NATO'ya aldıysa, isterse Sayın Rahmetliken kim olur, isterse ben o ol. Çağıracaksın senatoya, işte meclise. Anlatacak o. Ben şu sebepten yanlış diyeceksiniz. Bunu hesap sorulabilirlik olmadığı zaman herkes hata yapmaya devam edebilir o zaman. Hata yapma özgürlüğü olur. Ama devlet hata yapmaması lazım. O açıdan yani size katılıyorum derken muhalefet olsun anlamında tabii, değil. Tabii. Bizim karşı tarafın bizde neyse önemli değil. Biz ne yapıyoruz? O peki çok ama önemli. En çok merak edilen konu hızlıca yanıtlarınızı alacağım. S-400 konusunda Biden yönetimi olası kuracağı işte kabinesi ya da ekibi de basında yer alıyor. Evet. Obama ekibiyle çalışacağını da biliyoruz. Şu an için öngörülen. Türkiye katsa yaptırımlarıyla karşılaşır mı? Bence karşılaşabilir. Şöyle bakın S-400 silah sistemi teknik özen çok girmeyeceğim ama silah sistemi olarak bakılırsa çok iyi bir silah sistemi. Ama bana sorarsanız sen alır mıydın bu silah sistemini? Hani orada hani bu alın diye bir tavsiyede bulunur muydun derseniz ben almazdım. Almamamın gerekçesi işte bundan dolayı stratejik anlamda. Taktik ve operatif olan S-400 silah sistemi olarak çok başarılı. Buna katkı sağlayacaktır Türkiye Cumhuriyeti. Ama Amerika F-35 konusuna hiç girmiyorum. Onun başka tek problemleri var. O ayrı bir konu inceleme. Ama karşınıza neyi feda edip neyi alıyorsunuz? Yani bunun iyi değerlendirmesi lazım. Tekrar bu şeye geliyoruz. Siz yani kendi bu bir pazarlık konusuna mı dönüşür S-400'ler tekrardan? Dönüşür. Bakın bunu Yunanistan aldı. Daha doğrusu Kıbrıs aldı. Olmadı. Biden'ın NATO'yu güçlendirme gibi bir politikası olacağını öngörden hareketle NATO'yu evet, tabii ki Türkiye ile güçlendirecek. Rusya'ya karşı çıkacaksa daha fazla Trump'ın aksine tabii ki Türkiye gene burada stratejik önem arz edecek. Doğru. O zaman S-400'ü kullanma karşılığında da şunu vereyim mi diyecek? S-400'ü kullanma der çünkü bakın onun radar görüntüsünün aldığı zaman onun kapsadığı radar alanına iyi bakmaz. Sadece F-35 olarak değerlendirmeyin. Hele bu daha hırçın bakabilir. Yani Biden tarafı bugün, bu konuda bugün Trump engelliyordu. Bugün Amerika'dan gelen bir açıklamada Amerikan donanma sistemine bu füzeyi entegre etmenin yoluna bakalım gibi bir açıklamaları vardı. Neyi, hangisi? Nasıl? S-400'ü. Yani birlikte kullanalım bunu gibi bir açıklamaydı. Yani tararsak buluruz. Yani Amerikan donanma sistemine gemiden atılabilecek bir füze gibi Amerikan sistemine bunu entegre etmenin yoluna bakalım gibi. Türkiye bunu aktive etmesin. Ama biz bu sistemi aktive edelim. Birlikte kullanalım. NATO'nun parçası olsun gibi bir şey var. Şimdi bir cümleyle çünkü süren bitiyor. Tamam çok hızlı söylüyorum. S-400'lerle ilgili problem miktarımız karşılaşacağımız biraz daha artabilir. Bu bir cümleyle söylersem bu ama bu konu çok uzun bir konu. Yani F-35, S-400 konu çok uzun bir konu. Biliyorum. O son cümleyi söylüyorum. İran S-400 alırsa, İran S-400'ü yakında alma gibi bir durum var. O zaman Türkiye'nin S-400'ünü şu an S-300'leri girip de kullandıkları gibi eğitim amaçlı kullanabilirler. Buradan biraz kurtarabiliriz. Ama şu anda aleyhimiz olacak. Peki çok hızlıca aynı soru. Daha geçtiğimiz hafta Türkiye bu S-400'ü Sinop'ta denedikten sonra, bunu açıkladıktan sonra S-400 için deneme yaptık diye. Amerikan Dışişleri Sözcüsü katsa yaptırımlarının uygulanması konusunda Türkiye'ye karşı kararlı olduklarını, ya S-400 konusunda Türkiye'nin hani bir kurulum aktive etme konusunda bir adım daha atması halinde
yaptırımları uygulama konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlı olduğunu söyledi. Dolayısıyla Trump da kalsa o katsa yaptırımları, yani S-400 nedeniyle Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların uygulanmasını ben hani bekliyorum maalesef. Biden da gelse uygulanacak. Hani demin dediğim gibi, yani bu Amerikan devletinin bir politikası olarak görüyorum. Zafer? Ben tarihten bir örnekle bu soruya cevap vermek istiyorum. Eğer biz 1974'te Kıbrıs'a çıkmasaydık, bugün Doğu Akdeniz'de hiçbir hak iddia edemeyecektik. Ya da bu denli haklarımızı savunamayacaktık. O zaman da bir ambargo tehdidi vardı. Katsa yaptırımları var bugün. Sonuçta Kıbrıs'a çıkarak iyi bir iş yapmışız değil mi? Yani bugün de S-400'ler konusunu ben birbirine çok benzetiyorum. Benim bir hava savunma sistemine ihtiyacım var. 2011'den beri senden istiyorum. Bana vermiyorsun. Ve sen ciddi bir tehdit altındasın. Etrafın ateş çemberi. Ama senin hava savunma sistemin yok. Ve müttefikin sana bunu vermiyor. Şu olabilir, yaptırım olursa da olsun. Yani bu tarihin böyle bir döneminde yaşıyoruz. Bu mücadeleyi vermek zorundayız. Tıpkı 74'te Kıbrıs mücadelesini verdiğimiz ve 40 küsur yıl sonra kazandığımız gibi, bir hak iddia edebildiğimiz gibi. Bugün de Türkiye'nin ben bu konuda taviz vereceğini düşünmüyorum. Taviz verilirse de emin olun karşılığında bunu karşılayacak bir şey olursa, yani bir pazarlık gücünüzü arttıran bir unsur bu S-400 konusu. Doğru bir karardır. İyi ki yapılmıştır. Ne olacaksa da olur. Yani biz, Amerika bize yaptırım uygulayacak diye kendi güvenli, yani şemsiye kullanmayacak mısın? Çatını açıktan mı bırakacaksın? O zaman da evet, memlekette yağ tüp kuyrukları oldu ama Ecevit ve rahmetli Erbakan, rahmetli Ecevit o hamleyi yapmak zorundalardı. İyi ki yapmış, Allah onlardan razı olsun. Bugün de inanın bir 40 yıl sonra, 50 yıl sonra o inşallah öyle çok farklı neticeler olmaz ama şunu söyleyeceğiz. Ya yani iyi ki bu dönemde Erdoğan S-400'leri almış. Belki de bunu söyleyeceğiz. Bilemeyiz. Ya şaşıracaksınız ama Zafer'i bir kere daha kutlayacağım. Şöyle Ecevit ve Erbakan'ı rahmetle. Aman Hulki Bey, kutlamayın sonra yani lütfen. Yok yok, korkma, senin mahallende bir şey demez. Ben de kendime güvenerek söylüyorum. Sizin açınızdan diyorum. Ben kendime güvenen bir insanım, merak etme. Şöyle, sağ olun, sağ olun. Ecevit ve Erbakan'ı 1974 Kıbrıs Harekatı'nı yaptıkları için kutlamak, o kadar tüp ve yağ kuyruklarında ambargoya karşı direnen vatandaşın direnmesine rağmen kutlaması güzel bir şey, kutlanacak bir hareket. Çünkü muhalefet rahmetli Ecevit'e karşı yıllarca vay canına sizin zihniyetiniz buydu, CHP demek kuyruk demektir diye saldırdı. Haksız yere saldırdı. Biz milli menfaatlerimiz için oradaki soydaşlarımızı banyo küvetlerinde katletmekten kurtardık. Operasyon yaptık Amerika'ya rağmen, onun hakkını vermesi Zafer'in güzel bir şey. Yani bu içeride şimdi mesela Biden da gelse, Trump da gelse biz artık şunu konuşmaya başlamamız gerekiyordu. Biz bunlara karşı nasıl bir içeride birlik, beraberlik ve iç cepheyi kuvvetlendireceğiz? İşte bu şekilde olması lazım. Ecevit'in ve Erbakan'ın hakkını vererek, yoksa bunu sen siyasi bir mekanizma olarak kullanarak vay görüyor musun işte bunlar kuyrukçudur, bunlar şudur, vatandaşı kuyruğa mecbur etti. Ama İnönü'nün dediği gibi, ben sizi 2. Dünya Savaşı'na sokmadım ama babasız da bırakmadım diye. 1. Dünya Savaşı'na da biz Almanların zoruyla girdik. Yani bizim için bakın Almanya önemli değil. Almanya dostumuz gözüküyor. 1. Dünya Savaşı'nda başımıza onlar nedeniyle neler geldi. Genelkurmay Başkanı bile o dönemde Türk değil Alman olabildi. Düşünebiliyor musunuz? Atatürk nelerle mücadele etti? Şimdi tek karşı çıkan da Atatürk'tü. Bu Alman komutasına, Genelkurmay'ına, Çanakkale'deki komutanlara falan. Evet. Çok şimdi kısa vakti Almanya'sı kaldı. Da, Amerika'sı da, İngiltere'si de, Rusya'sı da, yarın olursa Çin'i de bizi bağlamaz. Bizi bağlayacak olan ilişkilerimizin eşit, adil ve Türkiye'nin yararına olacak şekilde gelişmesidir. Yoksa biz oradan kurtulduk, buna sığınalım. Bunu düşünmememiz gerek. İç cepheyi hükümetin kuvvetlendirmesi ve Biden gelirse ona karşı, Trump gelirse ona karşı, Trump da gelse yeni bir dönem başlayacak sonuçta. İç yapıyı kuvvetlendirmesi gerekiyor. Biz bunu konuşmalıyız. Tabii ki. Bir dahaki sefere inşallah. Evet, bir dahaki sefere inşallah, ama şunu söylemek lazım. Yani sanki Biden işte gelirse Türkiye'de her şey çok kötü olacak gibi bir nevi de bir algı yaratılıyor, ama bunun da doğru olmadığını, yani en azından şu an Ankara'daki bilgilerin bu olduğunun da artık rahatça altını çizebilirim. Saat 12'yi geçtiği için herhalde. Şimdi değil mi Zafer? Amerika Birleşik Devletleri Covid'den 250 bin kişi hayatını kaybetti. Onlar da ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani Biden da göreve gelir gelmez oturup
Türkiye ile uğraşacak falan değil. Onun da bir dönüp kendi iç sorunlarına da bakması evet. gerekiyor. Yani Biden'ın not defterinde tabii. Türkiye kaçıncı sırada ya da nerede? Ama meseleyi belki tek başına Türkiye olarak düşünmemek lazım. Türk-Amerikan ilişkileri aynı zamanda Orta Doğu, aynı zamanda Suriye, aynı zamanda Irak, tabii aynı zamanda İran, Rusya, bak, aynı İran zamanda İran demek. Hande. Ve Biden'ın ekibinin tüm bunlarla ilgili bir perspektifi peki, var. Peki ben sana farklı bir şey söyleyeyim. Şimdi Biden İran'la, bakın Biden İran'la yeniden Biden, Türkiye'yi dışarıda bırakıp bunları ya, düşünemeyecek. Trump için de aynı şey geçer. Stratejik müttefik dedik durduk ama biz Amerika ile hiçbir zaman psikolojik müttefik olamadık. Sürekli olarak kavga eden bir müttefik görüntüsü. Ya şöyle bir durum da var. Bak İran konusu, komutanım çok özür diliyorum. Mesela Biden İran'la nükleer değil mi görüşmelerinin yeniden başlamasını istiyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Suudi Arabistan'ı yani şöyle bir süredir bak bir süredir bizle uğraşan o ülkeleri çok rahatsız ediyor. Eğer İran'a şey yaptırımlar kalkarsa ortadan bundan en büyük katkıyı Türkiye tabii görecek. Ama yani İran şu anda sıcak bakmasa da belki şöyle bir şey söylemek lazım. Konuşmalarından ekibinin açıklamalarından ortaya çıkan Trump'la Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair şu anki politikayı izlemeyecek gibi bir görüntü var. Evet. Bu tamam da mı? Türkiye'nin yani lehine böyle... bir şeydir.